Bir önceki videoda limitin ne olduğunu matematiksel tanımı kullanarak kavramaya çalışmıştık. x c'ye giderken f(x)'in limitinin l'ye eşit olmasını nasıl açıkladığımızı bir kez daha hatırlayalım. f(x)'i l'ye istediğimiz kadar yakın alabiliriz eğer x'i c'ye yeteri kadar yakın seçersek. Şimdi bu tanımı daha anlaşılır bir hale getirelim. İstediğimiz kadar yakın olmasını ifade edecek pozitif bir epsilon sayısı belirleyelim. Bu ifade yerine Yunan harfiyle epsilon yazalım. Bunu bir oyun gibi düşünebiliriz. Bana şunu söyle. f(x)'in l'ye ne kadar yakın olmasını istiyorsun? Bu soruyu epsilon adı verilen pozitif sayıyı vererek cevaplıyoruz. Çünkü bu epsilon sayısı f(x)'in l'ye çok yakın olmasını sağlayacak. Yani bana pozitif epsilon sayısını ver. Epsilon sayısı senin olmasını istediğin yakınlığı sağlayacak. Peki ne kadar yakınlıkta? Örneğin eğer epsilon 0 tam yüzde 1 olsaydı fx'in 0,01 uzaklığında olacağı anlamına gelirdi değil mi? Diyelim ki sen bana bir epsilon sayısı verdin. Bu durumda ben de sana başka pozitif bir sayı bulacağım. Ve bu sayıya da delta diyeceğim. Küçük harfle Yunan harfiyle delta olarak yazacağız. Ben sana diğer pozitif bir sayı bulacağım, delta. Öyle ki, x, c'ye bu delta uzaklığındayken, fx de l'nin, yani limitin epsilon uzaklığında olacak. Bu iki ifade aslında aynı şeyi söylüyor. Nasıl olduğunu görelim. Buradaki sarı tanımda şunu söylemiştik f(x)'i L'ye istediğimiz kadar yakın seçebiliriz eğer x'i c'ye yeterince yakın alırsak. İkinci tanıma biraz oyun katarak söyledik ama dikkat ederseniz o da aynı şeyi söylüyor. f(x)'in L'ye ne kadar yakın olmasını istiyorsak öyle bir delta sayısı bulmalıyız ki x c'nin delta kadar uzaklığındayken f(x) de limitin epsilon kadar uzaklığında olsun. Yani Buradaki morla yazdığımız tanım, sarı ile yazdığımız tanımı uyguluyor. Eğer x'i bu şekilde sınırlandırıyorsak, yani x c'nin etrafında bir yerde ise, fx de limite istediğimiz kadar yakın olacaktır. Şimdi bu söylediklerimizi buradaki grafik üzerinde gösterelim. fx'in limitin epsilon uzaklığında olmasını istiyoruz. Buradaki nokta, L artı epsilon noktası. Buradaki nokta ise L eksi epsilon noktası. Fx'i de limitin bu aralığında alacağız. Bunu da C'nin etrafında bir tanım aralığı oluşturarak yapacağız. Bu aralığın hizasına bakıyorum ama bu aralıktan daha dar bir aralık oluşturacağım. Mesela buradan alabilirim. Burası c artı delta, burası da c eksi delta olsun. Böylece belirli bir delta aralığı oluşturduk. Şimdi bu aralık içinde herhangi bir x sayısı alabiliriz. Fonksiyon c'de tanımlı olmak zorunda değil. Burada da c noktasında tanımlı değil ama çok yakın. Bu aralık içinde herhangi bir x aldığımızda bu x'lerin fonksiyon altındaki değerleri yani fx'ler limite istediğimiz kadar yakın olacaklar. Ve bu fx'ler l artı epsilon ile l eksi epsilon aralığında olacaklar. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Sen bana bir epsilon verdin, ben de sana bir delta buldum. Şimdi bu söylediğimizi biraz daha matematiksel olarak ifade edelim. Verilen sıfırdan büyük her epsilon için, verilen epsilon büyük sıfır için bu oyunun ilk parçası öyle bir delta, öyle bir delta büyük sıfır sayısı bulmalıyız ki, x'ler c'nin bu delta aralığı içinde olsunlar. Peki, x'in c'nin delta aralığında olduğunu matematiksel olarak nasıl söyleyeceğiz? Bunu söylemenin yolu, x ile c'nin arasındaki uzaklığın delta'dan küçük olmasıdır ki bu da mutlak değer x eksi c küçük delta ile ifade edilir değil mi? Bu ifade c'nin delta aralığında olan tüm x'ler için geçerlidir. Yani eğer c eksi delta ve c artı delta arasında bir x seçersek ve seçtiğimiz x bu eşitsizliği sağlarsa, farklı renk kullanayım, fx ile limit arasındaki uzaklık, yani mutlak değer fx eksi l, yani bu ifade fx ile limit arasındaki uzaklığı gösterir, epsilon'dan küçük olacaktır. Eğer limit varsa limite L demiştik. Biz de eğer bir pozitif epsilon sayısı bulabilirsek bu epsilon sayısı çok 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 küçük bir sayı olabilir. Böylece bir delta sayısı da bulabiliriz. Yani C'nin etrafında bir aralık tanımlayabiliriz. O zaman C'nin delta aralığında herhangi bir x değeriyle söylenmek istenen yani buradaki ifadenin söylediği x ile C arasındaki uzaklığın delta'dan küçük olmasıdır. Yani x C'nin delta uzaklığında olan buradaki noktalar olabilir. Bu x'lerin f'leri yani bu x'lerin fonksiyon altındaki görüntüleri de belirlediğimiz bu alan içinde olacaklar. Yani limitin epsilon uzaklığında olacaklar. f(x) ile limitimizin arasındaki uzaklık epsilon'dan küçük olacak. f(x) bu aralıkta bir yerde olacak. Bu videoda limitin epsilon delta tanımını işledik. Bir sonraki videoda ise limitin varlığını limitin epsilon delta tanımını kullanarak kanıtlayacağız.